arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle mozaik motifimizi çalışacağız mozaik motifimizin her renginde iki sırada tamamlanmış şekliyle sizlerle birlikte olacağız yani her rengimizi iki sırada örerek motifimizi tamamlayacağız bunun geçişlerini ayrıntılarını püf noktalarını sizlerle birlikte motifimizi örerken paylaşacağız inşallah Evet motifimizi dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Dilediğiniz kombinleri yapabilirsiniz. Ve bu üç renkli değil. Daha büyük parçalar örerseniz daha farklı renklerle de çalışarak yapabilirsiniz. Gerek kalan ipleri değerlendirme, gerek özellikle ipimizi alıp bu modelimizi dilediğiniz yer için örebilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin yapımına hemen geçelim. Ama öncesinde minik bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen abone olma'la basıp abone olursanız tamamen ücretsizdir abonelik beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok mutlu olurum sizlerle birlikte e, bu motifimizi ve diğer çalışmalarımızı da birlikte çalışırız inşallah evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin motifimizi örmek için önce zincirimizi çekiyoruz bir tane zincir çekip düğümümü attım ve üzerine 1, 2. 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekip birinci zincir yuvasına giriyorum ve bir tane yuvamı hazırlıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve halkamın içerisine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Zincirimle birlikte iki tane trabzanım oldu. Üçüncü trabzanım için bir doladım. Bir, iki, üç. Bir tane üçlü grubum oldu. Araya bir, iki tane zincir çekiyorum. İpimi de sağ tarafa yatırmıştım arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Bir doladım. Batıyorum ikinci grubumu örmek için. Üç defa da ördüm. Doladım. İkinci trabzanımı ördüm. Doladım. 3. Trabzanımı da örerek ikinci grubumu tamamladım. Gruplar arası 1 ve 2 zincirimi çektim. İpimi halen alttan şöyle görüyorsunuz, gizliyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzan. 3. Trabzanımı da örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çektim. 4 ve son grubumu da örüyorum. 1 2 3 1 2 ve 3. 4 tane üçerli grubumu ördüm. Şimdi e, buradaki geçişimi yapıyorum. Buradaki geçişimizi ise şu şekilde yapıyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine girerek batıyorum. 1 ve 2 da çekerek birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıramızdan geçelim. Her rengimizi iki sıra öreceğimiz için devam ediyorum. Burayı kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına 1, 2 defa doluyorum ve şimdi buradan şu boşluktan gelip tam orta merkezden çıkacağım. Birinci trabzanımızı 4 zincirden oluşturuyorum. İkinci trabzan 2 iki doladım. Hemen dibindeki boşluktan giriyorum, ortadan çıkıyorum ve ipimi de tam ortanın hizasına getiriyorum ki trabzanım güzel olsun. Birer birer örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 defa da örerek yukarı çıktım. Tekrar bir defa tığımın başını doluyorum. Yine aynı boşta, buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Bir doladım, 3 defa da yukarıya doğru çekiyorum. Burada yapmış olduğum işlemim şu. 4 zincirimi çektim. 2 defa başını dolayıp yukarı boşluktan batıp ortadan çıktım. Yani şöyle boşluktan batıp ortadan çıktım. Birer birer örerek toplam 4 defa da yukarı çıktım. Ve sonrasında yeniden bir doladım. 3 defa da yukarıya çıktım. Köşemin ilk grubunu oluşturdum. İkinci grubu için araya 2 tane zincir çekiyorum. Her bir grubumuz üçerli e, gruplardan oluşacak bu köşelerimiz. Tıpkı aşağıda da olduğu gibi. Sıvamın başını bir defa doluyorum. Bakın önce birinci trabzan bir defa doluyoruz. ikinci trabzan iki defa. Üçüncü trabzan tekrar bir defa. Bir defa doladım. iki zincirim sonrası giriyorum. Bir, iki, üç defa da yukarı çıktım. İkinci trabzanımı iki defa doluyorum. İki defa doladığımı bakın aradan girip tam göbekten çıkıyorum. İpimi de çıkacağım yere şöyle yaklaştırıyorum ki güzel olsun. Birer birer örüyorum. 4 defa da örüyorum 3 ve dördüncü kez ikinciyi çıktım tekrar üçüncü trabzan yine bu zincirimin içerisine örüyorum bir doladım 3 defa da ördüm birinci köşemizi bu şekilde tamamladık bakınız her birisine birer köşe öreceğiz şimdi araya zincir çekmiyorum tığımın başını bir defa doluyorum buraya da üçerli iki tane grubumu söylüyoruz önce birinci tek doluyoruz 3 defa da alıyoruz ikinci iki defa doluyorum ortadan girip yani bu boşluktan girip göbekten çıkıyorum ipimi de şöyle alıyorum tam ortaya 1 2 3 4 3. yine bir doluyorum 1 2 3 araya iki tane zincirimi çekiyorum grubumun köşemin ikinci üçlüsünü örüyorum yine ilk trabzanımı bir doladım 1 2, 3, ikinci 2 iki doladım, batıyorum, ortadan çıkıyorum, ipimi de şöyle ortaya doğru alıyorum ki görünüm güzel olsun. 1, 2, 3, 4, 3. trabzanımızı yine aynı köşeyi örmek için 1 doluyorum, 1, 2, 3, 2 tane köşemizi ördüm, şimdi 3. köşemizi de örelim zincir çekmiyorum Burası da önemli olduğu için hemen geçmek istemiyorum yine üçer trabzan 2 zincir 3 trabzanıyorum 1 ile birinci trabzanı bir doluyorum ikinci trabzanı 2 iki, 3 trabzan tekrar 1. araya zincir çekmedim bir doladım 1 2 3 ikinci trabzan için 2 doladım yukarıdan battım göbekten çıktım İpimi şöyle yaklaştırdım 4 defa da çekiyorum 2 3 ve 4. 3. trabzanıma batıyorum. 1 2 3. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar ilk grubu yani diğer grubun ilk trabzanını örüyorum. ikinci 2 iki dolayıp aradan çıkıyorum. 1 2 3 4. 3. trabzanımı da örüyorum. Ve üçüncü grubumuzu da bu şekilde tamamladım. Dördüncü grubumuzu da aynı işlemlerimizi yaparak bitirelim. Dördüncü ve son grubumuzu da örerek tamamladık. Şu şekilde güzel bir e, göbek oldu. Bakınız motifimizin göbeği. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Zincirlerle başladım. E, Trabzanımın tepe noktasına geçiyorum. Araya zincir çekmeden. Buradan ipimi geçirdim. Sonra ilmeğimin içerisinden de ipimi geçirdim. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve diğer rengim için ipimi koparıyorum. Her rengimizi ikişer sıra örüyoruz bu motifimizi çalışmak için. Pembe renkten oluşan göbek kısmım tamamlandı. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım beyaz rengime bir tane düğümümü atıyorum şöyle zincirimi çekerek ipimi kopardığım yerden değil herhangi bir yerden başlıyorum şuradan başlıyorum hiç fark etmez hangi köşeden başlamak isterseniz başlayabilirsiniz giriyorum buraya sabitliyorum ve başlıyorum bir bunu bir sayalım sabitlediğimi iki üç 4 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanımı zincirden ördüm. Burası köşemizin ilk grubu olacak. İkinciyi örüyorum. İkinci iki defaydı. Bakın burada ta göbeğe değil iki trabzanı ördüm. Şöyle alt kısmına bakın. Şu yukarıdan batıp şuradan çıkacağız. Şuradan batıp buradan yani şöyle görelim. İki defa doladım. Buradan giriyorum. İpimi şöyle alıyorum. Bir, iki, 3, 4. 3. trabzanı örüyorum. Bir doladım. 1, 2, 3. Şimdi köşe olduğu için e, burada şöyle ikili grubumuzu örmemiz gerekmekte Ama başlangıçlarda tek köşe örelim ki e, daha e, ikinci sıraya geçişimiz güzel olsun. Aynı renk öreceğimiz için köşemizin tek grubunu ördüm. Bitirirken ikinci grubumu örüp üst sıraya o şekilde başlayacağım. Bu köşemin. İkinci grup bitişte diğer grubu da öreceğim. Şimdi devam ediyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra şuradaki ara boşluğa geçiyorum. Burada da 3 tane trabzan örüyorum. Birincisini yine bu tepeye batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığım başın 2 defa doluyorum. Alttaki 3 trabzanımın ortadakine yandan giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğer burada artış oldu. Bakın köşelerimizin arasına girerek tekli grubumuzu ördüm. Yine tek doluyorum. Giriyorum. Üç defa da örüyorum. Arayı ördüm. Tekrar tığımın başını bir doluyorum. Bu köşemizi tam olarak öreceğiz. Şimdi birinci tek doladım. İki doluyorum. ikinci ve yukarıdan girip hemen şu aşağıdaki bölümünden çıkıyorum. Bir. 2 3, 4. 3 trabzanı yine tekli örüyorum. Yani bir dolayıp 3 defa da alıyorum. Köşemi tam yapacağım için araya 2 zincirimi çekiyorum. Evet grubun ilkini bir doladım. 3 defa da aldım. Sevgili arkadaşlar ikinciyi iki defa dolayıp yine aynı yerden girişimi yapıp 1, 2, 3, 4. 3. tek doladım aynı yerden çıktım şuradaki yapmış olduğum gibi şu araya giriyorum aralara zincir çekmiyorum tığın başını bir doladım batıyorum 1 2 ve 3 bir dolayıp 3 defa da çıktım ikinci 2 iki doluyorum alttaki 3 trabzın ortadakini yandan sağdan gelip soldan çıkıyorum 1 2 3 ve 4 Üçüncü trabzanı yine pembe rengimin altından giriyorum. Örüyorum. Yeniden köşeme geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekmedim. 2 doluyorum. Yukarıdan batıp hemen bu noktadan çıkıyorum. Üçüncüyü yine bir doladım. Şimdi iki zincirimizi çekelim. Yeniden ilkini bir dolayıp 3 de aldım ikinci 2 iki doladım 1 2 3 ve 4 üçüncü yine bir dolayıp giriyorum 1 2 ve 3 araya hiç zincir çekmeden diğer grubumu örüyorum önce biri pembenin altına 2 doluyorum 3 tanenin tam ortadakini alıyorum 1 2 3 ve 4. Üçüncü yine pembemi örüyorum. Zincir çekmeden buradaki köşemizi örelim. Şu noktada yeniden birlikte olalım. Başlangıç grubumuzun birini örmüştüm. İkincisindekini örmemiştim. Köşemiz için gereken iki grubu. Şimdi bu aradaki bölümümüzü de örüp tamamladıktan sonra köşemin diğer grubunu örmeye başlıyorum. Bir doladım. Üç defa daldım. İki doluyorum. Yukarıdan giriyorum. 1 2 3 4 defa da alıyorum sonrasında yeniden bir doladım aynı yere giriyorum 1 2 3 Evet köşemin her ikisini de tamamladım şimdi bir üst sırada beyaz öreceğim için bir üst sıraya yine ipimi kırmadan geçmek istiyorum ve düzenli geçiş yapmak istiyorum onun için şöyle zincir çekmeden bir defa doluyorum Başlangıçtaki 4 tane zincirimin dördüncüsüne gelerek batıyorum. Yani tepe noktasına şöyle gelin batın. Buradan çıkarın. İkiye trabzan örer gibi bir. İki defa da örelim ve bakın köşemizde bu kadar düzgün ve muntazam geçmiş olalım. Yine e, bitişte de buranın önce tekini sonra da e, bitirirken ikisini de örelim. Yine aynı işlemlerimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Birinci trabzanım oldu. Şimdi ikinci öreceğim. İkinci şuradan girip buradan çıkacağım. Bir iki doladım. Girdim. İpimi tam çıkacağım yeri yaklaştırıyorum ki rahat çıkabileyim. Ve sonrasında yeniden şuradaki boşluğuma batıyorum. Evet. Köşemin ilkini ördüm. Şimdi şu kısma boşluğa geçiyorum. Şuradaki görmüş olduğum bölüme tığımın başını bir defa doluyorum. Batıyorum. 2 doluyorum. Bu kez aşağıda şu görmüş olduğum pembeyi yandan kavrıyorum. 1 2 3 4. Tekrar soluna 1 dolayıp 3 defa da çıkıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Aşağı sırada 1 artmıştık. Bu sırada 2 artıyoruz bakınız. 2 tekli grubumu ördüm. Batıyorum şuradaki boşla. Önce 1 defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. 2 doluyorum bir aşağıdaki pembe rengimi yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 tekrar aynı yere bir dolayıp 3 defa da çıkıyorum bakın ne kadar kolay köşemize geldik köşemizi yine aynı şekilde örüyoruz 2 doluyorum bir tane doladım ve üçüncüyü ördüm 2 zincir arada bir doladım birinci tekti ikinci iki doluyoruz yukarıdan batı aşağıdan çıkıyoruz ve dört defa da alıyoruz son olarak üçüncü bir dolayıp üç defa da çıkıyoruz iki tane boşluğumuz var bakınız bir alttaki grubumuzun her ikisini örüyoruz birinci trabzanımı ördüm ikinci alttaki pembemden iki defa dolayarak örüyorum ikinci trabzanlarımızın tamamını iki doluyoruz. Üçüncü yine tek doladım. Yine diğer artış üçlü grubundayım. İki doladım. Pembemden alıyorum. Evet bu şekilde diğer kalan iki köşemizde örelim. Diğer köşelerimi tamamladım. Başlangıçtaki yarım köşemi tamamlamak için geldim. Tığımın başını bir doladım. 1, 2, 3. 2 doladım. Ara boşluktan geçiyorum. İpimi öne alıyorum. 4 defa da örüyorum. Ve üçüncü ve son trabzanın bir defa doluyorum. Bu rengimizi daha yani diğer farklı renge geçeceğimiz için ikinci sıramızda bir iki tane zincirim çekiyorum. Çünkü ipimi buradan keseceğim. Bu şekilde geçebiliriz zincirimizde. Kesiyorum. Daha sonraki renklerimizde de bu ikinci sıramızda çalıştığımız gibi çalışacağız ama e, yeniden diğer rengimle sizlerle birlikte başlayalım. İşlemlerimiz tamamen aynı şekilde devam edecek. Bakınız şöyle üzerinden sürekli ördüğümüz için bayağı kalın bir motif olacak. Çok güzel battaniye olabilir. O yüzden bu çalışma gayet sıcak tutacaktır. Güzel yün weftlerimizde çok hoş bir çalışma olacak. Şimdi diğer rengime geçiyorum gri rengimi tercih ettim. Bir tane zincirimi çekip ipime düğümümü atıyorum ve herhangi bir köşeden örmeye başlıyorum. İpimi kopardığım yeri tercih etmiyorum. Araya giriyorum. Önce bir tane köşeyi örüyorum. İpimi de yatırıyorum. Diğer ipimi bağlandım. Bir sayıyorum bunu. 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Birinci trabzanım oldu. İkinci trabzan iki defa sarıyoruz. Bakın buradan girip hemen şu noktadan çıkıyorum. Şöyle ipimi de böyle alıyorum ki güzel sonuç olsun 2 3 ve 4 2 trabzan ördüm 3. trabzanımı da örüyorum 3 tane trabzanım ördüm araya zincir çekmeden hemen aradaki boşluğa geçirim önce bir doladım 3 defa daldım. aldım ikinciyi mutlaka 2 iki doladım aşağı kattaki kabartılı bölüme yandan girdim aşağıdaki kabartıyı da 4 defa da ördüm Yanına üçüncüyü de bir dolayıp üç de çektim. Tekrar diğer. Bakın bu sırada da üç oldu. Biri ördüm. İkinciyi iki doladım. Aşağıdaki kabart beyazımdan aldım. Dört defa da ördüm. Üçüncüyü bir dolayıp üç defa da çıktım. İkinciyi iki doluyorum. Aşağıdaki beyazdan bağlanarak yukarıya doğru çıkıyorum. Üçüncü yine aynı. Bakın artık bütün işlemlerimiz birbirinin tekrar olacak. Bundan sonraki sırada da 1, 2, 3, 4 olacak. Yani her sırada birer artacak. Her renk değiştirdiğinizde. Yani her sırayı ördüğünüzde. Şimdi köşeme geldim. Birinciyi bir defa örüyorum. Yani bir doladım. Aradan çıkıyorum. İpim ortalıyorum. 1, 2, 3 ve 4 üçüncü bir doladım iki zincirimi çektim köşemi tam örüyorum ve bu şekilde şurada yaptığım işlemlerin tekrarıyla bu sıramızı tamamlayalım sona kadar geldim ikinci köşemi örmek için bir defa doladım 1 2 3 ikinci örmek için iki doladım yukarıdan batıp aşağıdan çıkıyorum dört defa daha örüyorum üçüncü bir defa doladım Evet ikinci köşemizi de ördüm bir üst sıraya geçeceğim için bir doluyorum dördüncü zincirime batıyorum bir iki de alıyorum ve 2 3 4 zincirimi çekip iki tane dolayıp yine aradan giriyorum ve işlemlerimi bu şekilde tekrar ederek örüyorum birinci grubumu ördüm batıyorum diğer tarafa geçiyorum İkinciyi iki dolayıp bir alttan asılıyorum yukarıya doğru bağlanıp bir doluyorum birer birer bakınız her sırada artıyorum ve hepsini de bir alttan bağlanıyoruz. Üçüncüyü tek doladım ve üç defa da aldım. Evet sona kadar bu şekilde örelim. Araya zincir çekmeden ikinci trabzanımızı iki defa doluyorum. Alttaki beyazı yandan giriyorum, dört defa da çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir ve üçüncü trabzanımızı ise bir defa dolayıp aynı noktaya giriyorum, üç defada çekiyorum. Sona kadar örerek geldim. Şimdi son köşemizi tekrar birlikte örelim ve bundan sonraki çalışmalarımızı da hep aynı şekilde örerek tamamlayalım. İki doladım. Yukarıdan girdim, ipimi ortaladım. 1 2 3 ve 4. 3. yine giriyorum. ikinci sırası olduğu için griğimizin iki zincir çekiyorum ilk trabzanımın tepesine batıp ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz Dediğim gibi tek parçadan da bir battaniye bile çalışabilirsiniz ya da farklı örtüler çalışabilirsiniz. İpimizi şöyle arkasını çevirerek gizleyebilirsiniz kendi renginin içerisinde. Evet sevgili dostlar bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Diğer bir e, motifim de bu şekilde oldu. Şöyle yakınlayan göstermek istiyorum. E, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeni modellerimizde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.